Evet, bir şekva arzu hali, kendi halini anlatan bir şekva ve arzu hal etmiş yüksek makamlara bir istida dilekçeyle halini bildirmiş. Tabii Ahmet Bey, bu dilekçe hakikaten ilgili makamlara gitmiş mi yoksa üstatta mahfuz mu kalmış, daha sonra mektup haline mi çevrilmiş? O konuda benim şahsen bir bilgim yok ama sürgünde münzevi bir adam, sözde onların şeyiyle hükümete muhalif bir muhalif olarak hükümetten hakkını arayan ya da durumunu arz eden bir zat var önümüzde. Evet. Yani bir hukukçu diliyle istidayı nasıl gördünüz? Sizin ses kapalı sanıyorum Ahmet Bey. Şu anda sesim geliyor Evet, galiba. şu an açık. Tamam. Buyurun. Şimdi öncelikle bireysel haklar var. Herkesin sahip olduğu, doğuştan sahip olduğu bireysel haklar var. Yaşama hakkı. Bediüzzaman'ın zamanındaki ifadesiyle benim anlatımımla sivil itaatsizlik ya da İtaatsiz kelimesi çok hoş gelmiyor. Sivil uymama hali, yani boyun eğmeme hali. Devletin resmi organlarına, makamlarına karşı boyun eğmeme hali. Öncelikle kişisel hakları elinden alınmış bir Bediüzzaman'ın bir feveranıdır aslında bu mektup. Yani dilekçe yazıyor. İçişleri Bakanlığı'na hitaben bir dilekçe yazıyor. Bu dilekçe deki ifadeler sana ait değil diye resmen karakola çağırıyorlar. Bediüzzaman gibi birinin ya da herhangi bir vatandaşın yazdığı bir dilekçenin ona ait olmayabileceği neden ima ediliyor? Yani bu soruyu bir soralım. Devlet vatandaş ilişkisinde nasıl oluyor? Bunun yeri nedir? Hukukta böyle bir şey var mıdır? Devlet resmen şöyle diyor aslında. Sen vatandaş olarak ehliyeti haiz değilsin. Yani böyle bir yazıyı yazmaya ehliyeti haiz değilsin. Bireysel hakların yoktur. Sen böyle bir şey yapamazsın. Mutlaka senin arkanda biri vardır diye düşünüyorlar. Böyle, günümüzde de böyle şeyler var ya. Sen böyle bir şey yazmış olamazsın. Senin arkanda mutlaka biri var. Şimdi bu şekildeki bir düşünce biçimi sorunlu bir düşünce biçimi. Bireyi kâre almayan, bireyi düşünmeyen, bireyin var olduğunu, devlete karşı var olduğunu, devletin dışında ayrı bir varlığın var olduğunu kabul etmeme hali var. Yani ne dediğine bakmıyor devlet görevlisi, Bediüzzaman'ın ne dediğine bakmıyor. Sadece senin böyle bir şey yapmaya imkanın yok diyor. Yani senin böyle bir kabiliyetin yok, istidadın yok demeye getiriyor. Şimdi ne dediğine bakmayıp da arkanda biri var şeklinde düşündüğünüz zaman bu ciddi bir şey. Üsten, buyurgan, devletin ne diyeyim, yarı tanrı gibi böyle bir varlık. Hukuken bireyin hiçbir hakka sahip olmadığını ima etmek gibi bir durum var ortada. Yani sen özgür bir birey değilsin. Kendi kendine fikir üretecek biri değilsin. Böyle bir yeteneğin yok. Böyle bir kabiliyetin yok. Böyle bir kabiliyetin olamaz. Sen kendi başına bir fikir üretemezsin. Fikir üretilecekse biz üretiriz. Yani devletiz ya şimdi. Fikir üretilecekse biz üreteceğiz. Vatandaşa hakkı verecekse biz vereceğiz. Yani vatandaşın kendi hakkını, hukukunu savunma gibi bir hakkı yok. Dolayısıyla bir fikir üretme, herhangi bir fikre sahip olma, bu konularda devlet karşısında devletin silik görmek istediği bir vatandaş tipi var burada. Yani kendi başına ayakta duramayan, bireysel hakkını sahip
sahip çıkamayan, herhangi bir fikir üretemeyen bir birey istiyor devlet. Tabii ki haliyle böyle bir bireyi ortaya çıkaran devlet kendisini de kutsama yoluna gidiyor. Kutsal, yani sorgulanamaz, layus el bir duruma getiriyor. Dolayısıyla burada devlet birey ilişkilerinde, devlet memuru vatandaş ilişkilerinde bir alt üst, ast üst şeklinde bir statü kurması var, kurgulanması var. Devlet buyurgan, üstten, emredici, birey de itaatkar bir birey olmak durumunda. Devlet böyle bir birey istiyor. Şimdi metnin ilerleyen satırlarına baktığımız zaman Bediüzzaman devlet görevlilerinin kanun namına kanunsuzluk yapmak olarak itham ediyor. Ve bunları insafa davet ediyor. Şimdi kanun namına kanunsuzluk ne demektir? Aslında kanun var. Parlamento, Millet Meclisi bir kanun çıkarmış. Kanun var ama kanunsuzluk ne demektir? Yani kanun namına kanunsuz. Adam kanunu uygulamaya çalışıyor. Ama işte burada Bediüzzaman'ın ifade etmek istediği başka bir şey var. Yani kanun ve hukuk diye iki kavramı önümüze koyuyor Bediüzzaman. Her kanun hukuki olmayabilir. Her kanunun uygulaması hukuki olmayabilir. Burada kanunla hukuk kavramı arasında bir müzakere yapmamız gerekiyor. Yani parlamento üstten buyurgan bir şekilde milletvekilleri bir kanun çıkarabilir ama çıkan kanun, çıkan her kanun hukuki olmayabilir, anayasal olmayabilir, milletin iradesini yansıtmayabilir. Bu tür durumlarda kanunun meşruiyeti sorgulanır. Neden? Çünkü kanun milletin iradesine dayanmıyor. Toplumun bireylerinin iradesine dayanmıyor. Toplumun bireylerin iradesine dayanmayan kanunlar, evet şekil bakımından kanundur ama hukuki değildir. Her kanun hukuki olmayabilir. Hukuki olan da her zaman bir kanun ile ifade edilmeyebilir. Yazılı olmayabilir. Hukuki olan yazılı olmayabilir. Her hukuki olan şey yazılı olmak zorunda değil. Her şeyi yazarsanız buna hukuk denmez. Bazı kurallar vardır ki yazılı olmadığı halde hukuku ifade ediyor. Hukukun yazılı olduğu kadar yazılı olmayan kuralları da mevcut. Hatta hukukun yazılı olmayan kuralları yazılı olan kurallarından daha etkilidir. Yani her şeyi böyle yazılı hale getirirseniz etkin olmayabiliyor. Mesele burada kanunun toplumun iradesine dayanması, yaslanması. Bu yüzden her şeyi kanun haline getirmek bu kanunun uygulanacağının garantisi değildir. Önemli olan... Sanıyorum Ahmet Bey, Bakanlar Kurulu kararıyla Emirdağ'da mecburi ikamete tabi tutuyor sanıyorum, değil mi? Yani bir hakkında bir şey çıkıyor Bediüzzaman Hazretleri'nin ve tecritte tutuluyor. Yani sanki burada görünürde işte bak biz bunları karar aldık. Bu şekilde şey çıktı der gibi, ama bir insanı haklarından mahrum etmeyin kanunu olur mu yani? Evet, dediğiniz gibi üstadın burada ifade ettiği kanun namına kanunsuzluk edenler. Evet, buyurun. Evet, burada demek ki yani Bakanlar Kurulu kararı nedir? Aslında yasa ve anayasa denetiminde meşrudur. Resmiyette meşrudur. Ama bunun sosyolojide hiçbir karşılığı yoktur. Hukuk teorisinde hiçbir karşılığı yoktur. Neden? Çünkü meşruiyet kanunun topluma yaslanmasıyla mümkün. Zaten hukuk kanun tartışmalarının bizde fazla tartışılmadan her şeyi kanun haline getirme fikri sıkıntılı, problemli bir alan, ciddi bir problem teşkil ediyor. Ve bu yüzden mesela her gücü eline geçiren adam kanun çıkarıyor. İşte kanun hükmüne kararname çıkarıyor, Bakanlar Kurulu kararı çıkarıyor ve bunu hemen uygulamaya başlıyor. Yani böylece gücü eline geçiren herkes
kanuna uygun davrandığını zannediyor. Böyle bir zehaba kapılıyor. Ama gerçekte böyle bir durum yok. Neden? Çünkü toplumda hukukun hukuk kavramı ile ilgili bir ciddi bir eksiklik var. Hukukun toplumun iradesine dayanması fikri konusunda ciddi bir cehalet var. Yani kanun dediğimiz tepedekilerin bize irade etmesi, emretmesi, buyurması değildir. Bilakis bizim isteklerimizin meclise yansıyıp, parlamentoya yansıyıp bir toplumsal konsensüs, bir sosyal sözleşme, bir toplumsal anlaşma haline gelmesi kanun fikrine temel sağlıyor. Eğer bir kanun böyle bir sözleşmeye dayanıyorsa, böyle bir toplumun toplumsal iradeye dayanıyorsa güçlüdür ve etkindir. Niye? Çünkü toplum iradesini yansıtıyor. Yansıtmadığı zaman böyle bir kanunun çok fazla bir kıymeti harbiyesi yok ve bu yüzden gücü eline geçiren kanunu değiştiriyor. Gücü eline geçiren kanunu değiştiriyor. Halbuki kanunlar bu kadar sık sık değişmemesi lazım. Bakanlar Kurulu kararlı vesaire bu tür mevzuat sık sık değişmemesi lazım. Ve toplumun iradesi nedir acaba diye sürekli topluma müracaat edilmesi lazım. Ama maalesef bizde bu tarz bir kanun hukuk fikri gelişmemiş. Evet. Dolayısıyla burada toplumun iradesinin, genel olarak toplumun iradesinin ve özelde de bireyin iradesinin kale alınmaması hali var. Yani benim irademe dayanıyorsa bir kanun, bunun bir değeri var. Bu bir değer ifade ediyor. Ama benim irademi yansıtmıyorsa, ben haliyle bu buyurgan emre uymayacağım. Yani uymuyorum. Nitekim Türkiye'de insanlar genelde kanuna uymuyor. Kanunlar ne için vardır? Uymamak için vardır diye böyle bir de espri yapıyoruz değil mi? Kanunlar niye vardır? Çünkü işte uymamak için vardır vesaire gibi. Burada dolayısıyla devletin ne yapması lazım? Benim, senin, bizim iradelerimizi yansıtması lazım. Devletin, işte kanun fikrinin, anayasanın bizim iradelerimize yansıması lazım. Yansımadığı zaman ne oluyor? Toplumdaki devlet fikri kutsal, dokunulmaz ve tartışılmaz bir düzeye çıkıyor. Devlet kendisi de, devletin iradesi de, işte kanunları da, anayasası da tartışılmaz, dokunulmaz bir hüviyete bürünüyor. Neredeyse böyle yarı tanrı bir düzeye çıkarılıyor. Oysa ki devlet dediğimiz bir kurumdur. Toplum tarafından oluşturulmuş bir kurumdur. Devletin kanunları sürekli değiştirilebilir. İnsanların menfaatine değiştirilebilir. Ve dayanması da gerekiyor. Toplumun iradesine de dayanması gerekiyor. Bu düşünce yapısı, benim önerdiğim bu düşünce yapısı, devletin bütün mütehakimane dayatmalarına karşı ve her türlü zulme karşı bir engel teşkil edecek. Çünkü insanlar bireysel olarak haklarına, hukukuna sahip çıkacaklar. Sahip çıkınca bu hukuk devleti oluyor. Sen hakkına sahip çıkınca bu hukuk devleti oluyor. Bu demokrasi oluyor. Bizde genelde şöyle bir kanı vardır. Devlet gelsin bize hak tanısın. Devlet gelsin bize demokrasi getirsin. Demokrasi böyle gelmiyor. Demokrasi demek, hukuk demek, senin bireysel olarak hakkına, hukukuna sahip çıkmandır. Sen sahip çıkmazsan en sıradan devlet memurunu da müstebit yaparsın. Bu yüzden Bediüzzaman'ın bu anlamdaki tavrı, evet, böyle bir kanun var, bakanlar kurulu var, böyle bir emir var, dayatma var ama buna karşı itiraz ediyor. İtiraz sesini yükseltiyor. Bu bize neyi hatırlatıyor, çağrıştırıyor? Benim daha önceki sohbetlerde de vurguladığım bir sivil itaatsizlik kavramını çağrıştırıyor. Sivil itaatsizlik, itaatsizlik kelimesi bizde çok hoş karşılanmıyor. Çünkü itaatsiz demek sanki isyankar, işte anarşist gibi algılanıyor. Bu İngilizce'deki civil obedience kavramının Türkçe'ye yanlış tercüme edilmesinden kaynaklanıyor. Yanlış tercüme edildiği için sivil itaatsiz demek dediğim gibi anarşist gibi algılanıyor. Halbuki öyle değil. Sivil itaatsiz demek devletin resmi organlarına ve kanunlarına itaat etmemektir. İtaat olmama hali, itaat boyun eğmeme hali.
Yani ben kanunlarınızı kabul etmiyorum. Yani bu bir isyan değil. Bediüzzaman'ın genel duruşuna da uygun bir tavırdır bu aslında. Bu anlamda sivil itaatsizlik kavramı üzerinde durmak lazım. Sivil itaatsiz dediğim gibi sivil itaatsizlik isyan değildir. Devletin yaptığı keyfi uygulamalara, toplumun iradesine dayanmayan kanunlara karşı bireyin, ferdin kendi hakkını, hukukunu sahiplenmesidir. Hakkına, hukukuna sahip çıkmasıdır. Böyle yapılarak insanlar haklarına, hukuklarına sahip çıkarlarsa, fertler hakkına, hukukuna sahip çıkarsa, devletin organları zulmedecek bir ortam bulamaz. Devletin memurları zulmedecek bir ortam bulamaz. Devletin bu anlamda sivil itaatsiz kişilere karşı kanunları uygulaması bu anlamda zulümdür. Hapis cezaları gibi, hapis gibi cezalar da bu anlamda amacına uygun bir şekilde kullanılmamaktadır ve bir kin ve zulüm aracına dönüşmektedir ve bu tartışılmalıdır. Cezalar bu anlamda kişileri ıslah amacı olursa cezalar etkin olur ve amacına uygun olur. Türkiye'de genelde cezalar kin amaçlı, işte zulüm amaçlı, intikam amaçlı cezalar uygulandığı için maalesef cezalar bu anlamda etkin olmuyor ve amacına uygun bir şekilde de mahpuslar ıslah olmuyor ve topluma kazandırılmıyor. Evet, Ahmet Bey, ilave edeceğiniz var mı bu mektupla ilgili şeydiniz, alalım sizden de. Yani bir bunda önceki de mektupta, bir önceki mektupta bir ibare var. O dikkatimi çekmişti. Onu unuttum aktarmayı. Şöyle geçiyordu. Salih'in size karşı elbette çok cihetlerle dahili ve harici muarızlar var. Eğer bu muarızlarınız hakaiki imaniye namına çıksaydı birden sizi mağlup ederdi. Bu cümleden sonra şöyle bir sebep öne sürüyor. Çünkü bu milletin %90'ı bin seneden beri anane-i İslamiye ile ruh ve kalp ile bağlanmış. Zahiren muhalifi fıtratındaki emre itaat cihetiyle serfuru etse de kalben bağlanmaz. Burada bir toplumsal gerçekliğe dikkat çekiyor. Hem insanın fıtratındaki emre itaatkar olması hem de bin seneden beri anane-i İslamiye ile bu toplumun İslamiyet'e bağlılığını dile getiriyor. Ve hani zahiren toplum muhalif bile olsa fıtratındaki itaat cihetiyle sizin emirlerinize itaat etse bile kalben bağlanmaz diyor. Benim bir önceki ifadelerimle birleştirirsem bunu, yani evet toplumda bir şey var, emre itaat cihetiyle bir serfuru hadisesi var. Ama kalben bağlanmayabilir. Yani biz bundan şunu çıkarmamız gerekiyor. Kendimize ders olarak, bireysel anlamda bir prensip olarak nasıl bir ders çıkaracağız diye soru sorduğumda ben şöyle düşünüyorum. Ben evet muhalif olmalıyım. İtaat etmemeliyim. Yanlış bulduğum şeylere itaat etmemeliyim. İsyan etmemeliyim. Kabul etmemeliyim. Benim fıtratımda bir itaatkarlık olsa bile bu itaatkarlığı kulun Allah'a itaati gibi değil, vatandaş-devlet ilişkisinde hakkına, hukukuna sahip çıkan bir vatandaş olarak anlamak gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde Allah'a itaat eden ve Allah'a kul olan bir insan ile Allah arasındaki ilişkiyi alıp devlet vatandaş arasındaki ilişkiye tahvil etmek ve vatandaşın devlete adeta kul köle olacak gibi ondan bir itaat beklemek bu anlamda insani değil. Burada muhalif olma hakkı var, muhalefet hakkı var.
insanın insan olması hasebiyle sahip olduğu haklar, özgürlükler dolayısıyla haklarına, hukukuna sahip çıkarken itaat etmeme hakkı var. Bu hakkını isyan etmeden dile getirebilmeli. Ben Bediüzzaman'dan bunu biliyorum.